Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde organize edilen iş forumuna katıldı. Tuskontim ve Güney Afrika Türkiye İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen zirveye Türkiye'den yaklaşık 100 iş adamı katıldı. Zafer Çağlayan, Güney Afrika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin gelişmesinin önemine değinerek, farklı alanlarda gelişen iki ülkenin tecrübelerini birleştirerek üçüncü ülkelerde beraber yatırım yapabileceğini kaydetti. Türkiye'nin 10 yıl öncesine kadar IMF'ten gelen 1 milyar dolarla memur maaşlarını ödeyen bir ülke durumundan şimdi fona 5 milyar dolar kredi veren duruma geldiğini belirten Çağlayan, Güney Afrikalıları Türkiye'de yatırıma davet etti. Artık Türkiye tarihinde ilk defa IMF'nin alıp kullanması için 5 milyar dolar kredi alıyor. Bu arada Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Johannesburg şehrinde inşa edilen Nizamiye Külliyesi'nin açılışını yaptı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Güney Afrika Ekonomik Kalkınma Bakanı İbrahim Patel açılışta Zuma'ya eşlik etti. Zafer Çağlayan açılışta yaptığı konuşmada bu medreseyi yapan ve dünyanın en ücra köşelerinde Türkiye'nin adeta daimi elçiliğini yapan gönüllülere teşekkür etti. Halindeyken bile bölge halkı ve yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi olan